Yağmurlu bir Sakarya günden hepinizi selamlar. Bugün arkadaşlar arkamda gerçek bir SUV var. Kocaman, dev gibi bir SUV var. Bu araç arkadaşlar Renault Koleos. Daha önce yollarda karşılaşmamış olanlarınız olabilir arkadaşlar ama bu araba Renault'un en büyük SUV'lerinden biri. D sınıfı bir SUV ile karşınızdayız. Bu bildiğiniz talismanın yerden yükseltilmiş ve aynı sınıftaki SUV modeli oluyor. Bakalım Koleos nasıl? Bakalım fiyatını hak ediyor mu? Bakalım arkadaşlar Koleos'ta gerçek bir SUV sürdüğünüzü hissediyor musunuz? Bunu beraber inceleyeceğiz. Arkamızdaki araçta 1.6 dizel motor bulunuyor. 130 beygir gücünde. 2016 model 170 binde aslına bakarsanız kondisyonda görmüş olacağız. Gelin arkadaşlar beraber Renault Koleos'u inceleyelim ve video başlayalım. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, bu güzel Koleos'un anahtarını bu şekilde görebilirsiniz. Aslında çok alışık olduğunuz bir anahtar bu. Çoğu aracında bu anahtar kullanılıyor. Anahtarın üzerinde farları açabileceğiniz bir tuş da bulunuyor. Arkadaşlar Renault Koleos'ta aslında 2016 yılındaki Renault'un o yüzünü direkt görebiliyorsunuz. O C şeklinde gündüz ledleri, içerideki LED Pure Vision aydınlatmalarıyla beraber gayet güzel bir tasarıma sahip. Oldukça büyük. Aslına bakarsanız şu an videoda küçük gözüküyor ama dev gibi bir araç. Onu rahatlıkla sizlere söyleyebilirim. Zaten yakından görmüş olanlarınız olmuştur illaki. Ve o büyüklüğü hissetmişsinizdir. Burada bir böyle Amerikan SUV'si kullanacağınız tarzda büyüklükte bir araç görüyorsunuz. Ön tarafta gördüğünüz üzere güç çizgiler var. Kromlarla bunlar desteklenmiş durumda. Bunun yeni modelleri de var. Makyaj halleri biraz daha güzel. 1.3 motorlarla geliyor onlar. Bu araç 1.6 dizel motorla gelmiş durumda. Tabii ki 1.3 motor bildiğiniz üzere Mercedes ile Nissan'la ortak olarak kullanılan bir motor. Ön tarafta park sensörleri var. Arka tarafta park sensörleri var. Bu arabayı aldığınızda donanıma doyacaksınız. İçeride koltuk soğutması, koltuk ısıtması birçok donanım bulunuyor. Yan tarafa gelelim ve jantlarımıza bakalım. Ne lastik kullanılmış? Önce ona bakmak için. O Michelin Cross Climate var arkadaşlar. SUV'lere özel bir lastikle beraber gelmiş. Bu aslına bakarsanız 4 mevsim lastik olduğunu gösteriyor. Ebatlarından hemen bahsedeyim. 225-55R19 ebalında bir jantımız bulunuyor. Bence gayet de güzel bir tasarım var. Elmas kesim bir jant bulunuyor arkadaşlar. Yan tarafa geldiğinizde zaten uzunluğu hissediyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim sizlere. Hemen şu kaputun alt tarafında çamurluktan başlayan krom arabanın direkt çizgilerini belli ediyor. Büyük bir araç olduğunu o kromla beraber anlıyorsunuz. Açısı çok yakışmış. Ben bu kromu çok beğeniyorum. 360 derece bir kamera yok. Ben bu araçta 360 derece kamera sistemi beklerdim. Yukarıda açılabilen bir cam tavanımız var. Ön tarafta yeni o şerit takip asistanları var. Uyarılarda bulunuyor sürekli. Şeritten taştığınız anda. Yan tarafta davlumbazlarda herhangi bir kaplama görmüyorum ekstra olarak pütürlü olan. Ama arka bölümde var arkadaşlar sanırım. Bir bakalım yakından. Evet, arka bölümde tabii pütürlü bir yalıtım malzemesi kullanılmış. Çamurluk davlumbazı kullanılmış. Kromlar yine aynı şekilde devam ediyor. Aracın her yerinde kromlar görebiliyorsunuz. Arka bölüme geldiğinizde açıkçası arabayı ilk arkadan gördüğümde aklıma ne geldi biliyor musunuz? Chery Tiggo 7 Pro geldi. Stoplarına bakın. Çok benzer olduğunu göreceksiniz. Tabii ki 7 Pro'lar bundan sonra çıktı. Belki esinlenme olmuş olabilir bilmiyorum. Tasarımlarını böyle gözünüzde bir önünüze getirin. Hatta ben sizlere bir görsel koyayım. Onu da burada çekmiştik. Aşırı derecede arka tasarım benziyor. Bunu rahat sizlere söyleyebilirim. Boyutlar da benziyor. Yani tabii 7 Pro biraz daha küçük galiba. Tam kestiremiyorum şu anda ama boyutlar da benzer seviyelerde. Bagajımız elektrikli mi bakalım. Bunu deneme demiş. Evet, bu arabaya yakışacağı gibi elektrikli bir bagaj bulunuyor. Bagajınızı buradan kapatabiliyorsunuz. Ben anahtar üzerinden açtım. İsterseniz bagaj üzerinden de açabilirsiniz. 12 volt çıkışımız var. Bu güzel. Burada geniş bagaj bulunuyor. Alt bölüm ne durumda? Evet, burası da gayet yeterli. Tabii ki bir D SUV'de olması gerektiği gibi bir bagaj var. Şöyle alt tarafa eğilelim. Bir süspansiyon sistemini de görmek istiyorum. Şöyle bağımsız süspansiyonda rahatlığı görebilirsiniz. Aslına bakarsanız talismandaki gibi arka tekerlerin dönmesini isterdim ama bu araçta arka tekerlerde dönme fonksiyonu bulunmuyor. Şöyle bagaj tamamen açılmış halim bu. Şimdi arkadaşlar bagajlarda şöyle bir şey var. Elinizle bir bölgeyi getiriyorsunuz, sonra basılı tuttuğunuzda oraya set yapıyor. Sanki biraz böyle alçaktaymış gibi hissettim ama en yüksek hali buymuş bagajın. Bu arada rengi de mest etti beni. Ben böyle standart bir renk bekliyordum. Bunu görünce o dedim böyle hani. Hissettim yani arabanın güzel olduğunu. İkon paket olduğu için arkadaşlar dolu dolu bir araç ve açıkçası rengiyle beraber tamamen dikkat çekiyor. Şöyle bagajımızı tekrar kapatalım. Bu sefer tuştan kapatalım. Şöyle bagajımızda ayakla açabildiğimiz bir sensör var mı deneyelim. Aa evet. Bagajımızda arkadaşlar sensör de bulunuyormuş. Bunu da görmüş olduk. Şöyle hemen anahtarımızı tekrar geri kapatabiliriz. Ön taraf şu an bana göre ayarlı. Hemen arka bölümde sizlere göstermek istiyorum. Şöyle kapımı kapatayım. Bakın mesafeye bakar mısınız? Dev gibi. Yani ön tarafta benim nasıl oturduğumu az çok bilirsiniz. Ve direğin arkasında oturuyorum. Mükemmel. Mükemmel mükemmel. Yani arkada gelişlik mükemmel ve koltuklar çok yumuşak. Oo, arka yönden daha çok sevdim. Koltuklar arka tarafta derileri yumuşacık. Hemen şöyle koltuğunuz da var, indiriyorsunuz.
keyifli bir şekilde ailecek yolculuk yapabiliyorsunuz. Yağmurlu bir hava olmasaydı hemen tavanı da açardık. Tamamen bu işin zevkini çıkardık. Tavanda perdemiz de var. Arkadaşlar şu anda yoğun bir yağış var. Açıkçası Gökhan'la ikimiz ısınıyoruz. Şöyle gelin beraber içeri geçelim ve içeri detayları anlatayım. Çünkü dışarıda aslında çok fazla detay yok. Anahtarsız giriş çalıştırma. Ne ararsanız var arabada, öyle söyleyeyim sizlere. 4x2 model ön çeker. Aslında bakarsanız eski Koleosor'un 2.0 dizellerinde 4x4'lerde gelmişti. Onlarda böyle off-road'da kullananlar var. Videolarını görmüştüm, izlemiştim daha önce. Arkadaşlar gelin beraber şöyle içeri doğru geçelim ve aracın iç detaylarını anlatayım. Aslında bakarsanız çok tanıdık gelecek bir iç mekan var. Böyle anahtarımızı içeride bir yere koyalım. Hemen malzeme kalitesine bakalım. Şöyle yumuşak malzemeden oluşuyor. Şimdi sizlere fark ettiğim bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bakın burada bir simge var, görüyor musunuz? Renault ambleminin solunda hemen. Arkadaşlar bu simge aslına bakarsanız bu aracın versiyonlarında kullanılan amblem. Yani Samsung olarak adlandırılıyor bunlar satılırken. Ve bu soldaki amblemle satılıyorlar. Ben bunun görselini de sizlere bulabilirsem koyayım. Buraya da koymaları çok farklı olmuş. Açıkçası bunu gördüğümde şaşırdım. Ortak cam kullanıcıları için hemen amblemini de buraya yerleştirmişler gördüğünüz üzere. Bu da küçük bir detay olsun sizlere. Yumuşak malzemeler her yerde bulunuyor. Şu bölümlere geldiğinizde deriye dönüşüyor malzemeler. Buralarda sert plastikler kullanılmış şu bölümde. Cam otomatiklerimiz burada bulunuyor ama tek cam sadece tek tuşlarla inip kaldırılıyor. Bu bence bir eksik. Çünkü işte bir lüks bir SUV'nin içindeyiz. Burada herhangi bir kaplama yok. Bu da bir eksik diyebilirim sizlere. Şöyle aydınlatmalarımızı görüyorsunuz. Sarı ve kırmızı olarak güzel bölümlendirilmiş gece kapının görülmesi için. Bu bölümlerimiz zaten standart olarak sert. Ama buraya büyük sularınızı rahatça koyarsınız. Bagajınızı buradan hemen açabiliyorsunuz. Kaputu ve benzin deposunu da buradan açılıyor. Benzin deposu kapağı alt tarafta bulunuyor, bilginiz olsun. Şöyle direksiyonumuz, içerideki konsolumuz, Talisman'dan, Megane'dan, hangi arabayı söylerseniz söyleyin hepsinden tanıdık geliyor. Açıkçası uzun yıllardır gördüğümüz bir Renault konsolu. Bu konsolda arkadaşlar şöyle yukarılarda deri izlenim verilmiş bölümler bulunuyor. Şöyle buralarda yumuşak ama böyle sert yumuşak arasında çok hafif bir yumuşaklık olan malzememiz var. Bu alt taraflara geldiğinizde burada sertleşiyor ama şu bölümden çok hoşuma gitti. Kazıcılarda yanılmıyorsam bir tane bulunuyordu bunlardan. Ama şu böyle iyi hissettiriyor ya, bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor. Tam bir SUV hissiyatı veren malzemelerden biri. Bakın anahtar çalışmamız burada. Direksiyonun her zamanki gibi arkasından teybinizi kontrol ediyorsunuz. Navigasyonunuz var bu teybde. Şöyle buradan açıyorsunuz. Aynı şekilde telefonunuzu bağlıyorsunuz. iPod olarak görüyor telefonunuzu. Android Auto yok. Mesela buradan hemen kısa yolları var. Şöyle işte şeritten çıkma ikazını gösterebiliyor. İşte aktif frenleme var araçta arkadaşlar. O da aynı şekilde aktif durumda. Kör nokta ikazınız. Uzunları otomatik olarak yakabiliyor. Güzel özellikler ve bunları arkadaşlar ikonda standart görüyor. Herhangi paket almanıza gerek yok. Hemen buraya geldiğinizde en sevdiğim olanlardan ve en az bulabileceğiniz olanlardan biri. Koltuk soğutmalarımız var. Bunu normalde çoğu markada göremezsiniz. Görseniz de çok ekstra fiyatlar vermeniz lazım. Koltuk yapısı değişiyor. İşin içinden çıkamayacağınız seviyeleri geliyor ama burada Renault standart olarak koltuk... Ne çalışıyor şu anda? Koltuk soğutmanın şeyi çalıştı. Oo, bu kadar ses çıkarıyor. Fanlı. Yapmışlar şuradan bir yerden yani. Ama çok ses çıkarıyor, biliyor musunuz? Evet. Sanki arabanın camlarına falan hava vermişim gibi hissettim yani. Evet, bakın duyun sizler de. Arkadaşlar fanın direkt sesini duyabiliyorsunuz. Yani biraz eksi diyebilirim onun için ama birinci kademe bakalım. Ha, bu kademede anlaşılmıyor. Ama sonuç olarak arkadaşlar burada gayet soğuk hava verdiğini hissediyorsunuz ve terlemeniz pek mümkün değil bununla beraber. Çünkü pantolondan daha iyi hissediyorum. Mesela bunda ne olacak biliyor musun? Abi tatile gideceksin, şortlasın, tamam mı? Eyvah eyvah, açacaksın bunu efil efil, yemin ederim var ya. Aç, bir de her yere açacaksın. Cam, tavan. Arkadaşlar mükemmel bir tavan var. Büyük de açılıyor. Gayet keyifli olur. Tam böyle tatile gitmeye varız. Evet. Ayrıca keyfini çıkarırsınız. Kışın da sabah kalktınız, hemen ısıtmanızı yakıyorsunuz arkadaşlar. Ve yolunuza devam edebiliyorsunuz. Burada ne otomatik park özelliği de var. Şöyle start stopumuzu kapatabiliyoruz. Ve eko tuşumuz var. Ana menüde hemen hızlıca geçeriz. Aslında ben yavaş dedim ama pek de yavaş değil. Yani şöyle bakınıyorum. Hemen patır patır geliyor. Sanki Talisman'da biraz daha yavaştı. İlk çıkan Megane'larda da çok... Evet, Megane gibi değil bu. Evet. Megane gibi değil. İşlemcisi farklı yani. Çünkü arkadaşlar dokunduğum anda hemen geliyor. Öyle çok bekletmiyor bakın. Sürekli hareketler yapıyorum. İşte ekranla ilgili değişikliklerinizi buradan yapabiliyorsunuz. Mesela pozitif tema yapalım. Şöyle beyaz oluyor. Açıkçası biraz farklı oldu. Bu araca negatif tema yakışıyormuş. Mesela şuradan tekrar gösterge paneli. Bak, çok hızlı hareketler ediyorum. Ve ben bunu ilk kez kullandığım halde rahat bir şekilde değişiklik yapabiliyorum. Ne yapalım? Şu gösterge stil paketi. Güzel. Bu da güzel aslında. Bunu yapalım. Tabii bunlar modlara göre de değişiyordu. Bu aracın mod tuşu yok mu abi? Yok benim galiba. Yok. Talisman'da var. Ambiyanslar da dediğimiz gibi değişiyor. Bakın ben burada ambiyansı görüyorum. Hafif de olsa umarım sizler de görürsünüz. Bakın gördünüz mü? Ambiyanslar var. Şöyle hemen gözünüzü açabiliyorsunuz. Burada da bardaklarınız var.
Ya büyük bir SUV'desiniz ve her ihtiyacınızı buradan giderebiliyorsunuz. Bence ortam çok güzel. Arkadaşlar SUV olacaksa böyle olacak, büyük olacak. Ben C SUV'leri çok sevmiyorum ama bunları gördüğümde alma hevesi oluşuyor içimde. Çünkü sürerken gerçekten yukarıdan sürdüğünüzü hissediyorsunuz. Gelin ben de sizlere onu bir hissettireyim. Evet arkadaşlar sürüşümüze başlıyoruz. Şöyle telefonumu buraya attım. Anahtarımız da orada zaten. Hemen bir yarım kontağımızı yapalım. Ayağım frende. Şöyle 4 silindirli 1.6 dizel 130 beygirlik Renault motorumuzla beraber yolculuğumuza başlayalım. Emniyet kemerlerimizi hemen ekranda uyarıyor. Şöyle kemerimi takmak istiyorum. Kemerimiz daha güzel ama talismanların kemer tokası böyle çok kalındı galiba. Bunu da biraz daha ince ama buraya böyle metal bir parça koymuşlar ha. Bak evet. Ne kadar güzel duruyor. Ya adamlar tamamen her şeyi koymuşlar arabaya bak. Sende de etli koltuk var, ona da şaşırdım mesela. Ve sen şu an ayarını öyle yapmışsın ki diptesin yani. Evet dipteyim. En dibe almışsın. Ben normalde öyle kullanmayı severim. Ama bu arabada yüksekte kullanmak istiyorsun. Daha da böyle bir SUV hissiyatını daha fazla hissetmek istiyorsun. O konu çok güzel. Buraya mesela ne koyabiliriz? Şeyimiz var mı abi? O Arlink. Heh şu uygulamalara girelim bakayım var mı? Bak Arlink Store var. Sadece saat var abi. Bu ne saati? Dünya saati falan. Bu ne böyle? Arkadaşlar Arlink'ten buraya uygulama indirebiliyorsunuz. Bu konuda gayet güzel detaylar var. Şöyle multimedyadan navigasyonumuzu açalım. Hatta navigasyonu haritaya açalım. Sizler de yolu bizimle beraber izleyin. Ortalaması 8.1 gözüküyor. 240 km gider diyor. Geçilen mesafe 472. Şöyle bir sıfırlayalım. Bizim kullanımda da nasıl olacak beraber görelim bakalım. 175 bin kilometrede olan bir araçtan bahsediyoruz arkadaşlar bu arada. Ha, içerideki hissiyat böyle çok 175 gibi değil. Aslına bakarsan direksiyon biraz kendini çok hırpalamış, parlamış. Mesela Honda grubunda da böyle bir durum var. Çok parlıyor. Volkswagen bu kadar parlamıyor. Bir de tabii kullanımla alakalı. Yani sürekli kremler sürüyorsanız o biraz problem oluşturabiliyor. Ama genel olarak plastik kondisyonu kötü değil biliyor musun Gökhan? Yani direksiyon da belki biraz kendi eski haline getirilebilir. Çünkü direksiyonda yıpranma yok. Yani yırtılma yok. Evet. Sadece derisi biraz daha temizlenecek. Hani o malzemeler var ya sen daha iyi biliyorsun. Fırçalarla falan şey yapılıyor. Yapılabilir. Bu arada arkadaşlar Gökhan'ın kanalını da koyayım. Gökhan senin kanalında Renault araçlarının sökmesini, takmasını, her türlü işlemini yapıyor. Eğer ki aklınıza takılan Clio'da özellikle bir şeyler varsa yazabilirsiniz. Sen yardımcı olursun Gökhan ona. Tabii ki. Ben Instagram'ını ya da işte YouTube ikisini beraber koyayım. Bakarsınız oradan. Start stop off yapıyorum. Şöyle burada duralım. Kimseye zarar vermeden bu arabayla arkadaşlar bir 0-100 yapalım. EDC bir şanzımanımız var. Maalesef bir mod yok arkadaşlar bu araçta. Hani o talismandaki gibi. Burada direkt her şey sizin elinizde. Yani ayağınızda karkasa basıyor. Çok kolay oluyor. Ben onu gördüm. Kimse yok zaten etrafımızda. Şöyle Renault Koleos'la bir kalkış yapalım. 3, 2, 1. Ayağım dipte. İlk gazı biraz geç aldı. Tam gaza bastığımız sırada Audi geldi. Nasıl denk gelirdiyse. Ama biz Audi'ye yetişemiyoruz. Evet. Bu büyük kütle arkadaşlar. 100'e kadar çıktı. Şöyle beraber hızlanmaya devam edelim. Yağmurlu bir gündeyiz. Öndeki aracı da çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden hızımı kesiyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani 1600 kilogramlık bir arabanın içindeyiz ve şu anda yağış. Ne oldu abi? Biz orada bir anda evet. Yani bizim için ayarlamış biliyor musunuz saat? Şu anda bu durumda olsak sucuk gibi olurduk. Arkadaşlar 1600 kilogramlık bir aracı kullandım. Ben o kalkışta hissettim. Evet böyle gür 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 gidecek. Anladın mı? Gittiğimizi hissediyoruz yani o şekilde. 0-100 hızlanmasının saniyesini gördünüz zaten. Büyük ihtimalle zayıf bir. Bak gök gürülüyormuş gibi ses çıkarıyor zannediyorum. Şerit takip ses çıkarıyor biliyor musun? Senden geldi bu sefer. Senin taraftan. Ağır bir araba olduğunu hissediyorsunuz. Yani 1600 kilogram bir araç için, bir SUV için arkadaşlar az değil. Yani sonuçta elektrikli araçlar bile 2 ton. Yani Tesla 2 ton abi şu anda. Bu araba 1600 kilogram. Onda batarya olduğu için o kadar. Demek ki arkadaşlar bu arabada ciddi anlamda bir ağırlık var. Ya yalıtımdan ya şaseden bilmiyorum artık ama 1600 kilogram ciddi bir ağırlık ve motorda bu ağırlığı hissettiriyor sizlere. Şöyle gelin beraber şu bizim viraja girelim. 70 ile gidiyoruz. Bakalım kendini bırakacak mı? Lastiklerimiz çok iyi bu arada. Michelin Cross Climb'lar. Tabii baksana ya ne kadar iyi hissettiriyor abi Michelin'ler. Ama ne yapıyor? Kafadan kayıyor abi. Kafadan arkadaşlar araç kafadan kayıyor ama yani şöyle söyleyeyim sana bu arabada kaliteli bir lastik olmasın biz orada sürekli yüzerdik. Tabii. Çünkü çok yumuşak ve ağırlık biniyor iyice. Bu şekilde çıktık. Bence bu boyut için gayet normal. İşin güzelini biliyor musun? Konforlu çıktık. Yani evet. İçeride gürültü patırtı yoktu. Gayet konforlu bir şekilde süzülerek çıktık. Ama bu durum normal arkadaşlar. Bu arabaları tercih edenler ben burada tabii ki onun viraj performansını gösteriyorum ama burada göstermek için gösteriyorum. Bu arabayı kullanan kişiler tamamen ailecek, sakin bir sürüş yapmak için kullanıyor. Mesela bunu babam var.
Abi babam çok sevinir yani bu arabaya. Tabii ki. Al bununla tarlaya gider. Sonra valla sokar bunu, hiçbir şey olmaz abi, altında vuramazsın. Sonra ailecek bir yerlere gidiyoruz mesela. Her tarafa doluş arabanın içine git. Yani bu konularda mükemmel. Ferah da bir arabaya biniyorsunuz. O konuda arkadaşlar ona göre değerlendirmek gerekiyor. Şu ön camdaki bu işini çözeyim. Silecekler ya var ya yok. Yani hani ya komple bozacak bir çalışacağım diyor ya da hiç çalıştırma beni diyor. Bunun bir ayarını yapmak lazım. Bakın şu anda şeridi okuduğunu da gösteriyor bu arada ama şeritlere müdahale etmiyor. Sadece şeritten çıkarsanız umarım duyarsınız. Şöyle yanaşayım bakın. Böyle pıtır 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 ses yapıyor ama şu an yağmur yağdığı için bize gök gürültüsü gibi geliyor. Vitesi son haline de alayım. Şöyle 6-7 ileri bir şanzıman bulunuyor bu arada. Yanılmıyorsam bunların bir serisinden sonra, yani Talisman'da bunun muhabbeti yapmıştık, 2018'de yanılmıyorsam, sonrasında 6'ya düşürüyorlar. Bu araçta 7 ileri bir şanzıman var. Şöyle gösterelim size 7. vitesteki aracın hızlanmasında. Bakın 100 ile giderken araç 1750 devir civarında seyrediyor. Gayet bu boyut için güzel bir değer. Biraz daha hızlanacağım eğer yol bizlere müsaade ederse. Kilometre uzun yolda yapmasak. Ha öyle mi? Evet. Tamam. Çanakkale İstanbul arasında bayağı gidip gelmiş. Yani. İşte bak nasıl belli ediyor kendini araba. Evet. Çünkü yıpranmamış. Büyük ihtimalle tek kişi yapmış abi bir de. Şimdi aklıma geldi de arkadaş alırken bu bilgiyi vermişlerdi. Yani bu araba arkadaşlar uzun yolda bu kilometresini yapmış. Ama direkt belli oluyor. Mesela benim Passat'ta 140 binde. İçine bin anlayamazsın o şekilde. Evet. Yani o koku olayı duruyor. Yani arkadaşlar kullanım alanı çok önemli. İstanbul'a gidiyorum bazen, var ya diyorum ki ya benim araba burada her gün çalışsa harbiden perişan olur. Yani ciddi anlamda İstanbul'daki arabalar yoruluyor yani. Bu arada 2000 devirde şöyle yaklaşmış durumdayız. 7. vitesteyiz. 2000 devirde şöyle 120, tam olarak 120'ye ayarlamışlar. Uzun yol hızı. 2000 devirde 120 ile gideceksiniz. Yakıt değerim de şu anda bakın hem o gazlamadan sonra falan derken 7.8'lerde seyrediyor. Demek ki bunu sakin kullansan 1600 kg büyük bir araba olmasına rağmen 7 litre falan yakacak yani. Tabii. Yani 120 tabii, sabit evet. Git 110-120 7 litre falan yakar arkadaşlar. Şimdi arabada her şey güzel de abi şey var ya, gürültü var. Genel bir gürültü var. Bu beni rahatsız ediyor işte. Bu arada vitesi de düşürmüyor manuelde olunca. Şöyle hızlanalım. Renault'ların motorları arkadaşlar gürültülü ya. Maalesef bunu biz A serisinde de gördük. A serisini de aynı havada kontrol ettim. Şimdi yağmur da diniyor. Yağmursuz havadaki sesine de beraber bakmış olacağız. Evet şöyle bir hızlanalım bakalım. Şöyle 4000 devirde atıyor. 4250 devir. Önümüzdeki otobüsçü arkadaşlarına bir yol isteyelim. Merak ettiğim bir durum vardı. Yüksek hızlarda Sarnut'tan ses gelecek mi? Talismanların hangisini kullandıysam hepsinden ses geldi. Tam yani bunda çok daha az geliyor. Bu arada koca bir jeeple 140-150 dönüyoruz ha. Yatıyoruz falan ama ya aşırı derecede konforlu yapmış adamlar ya. Böyle şey zıplaya zıplaya dönüyor. Zıplaya zıplaya dönüyor. Korkutuyor biraz hafiften ama dönüyor yani. Şimdi cam tavandan arkadaşlar çok az bir ses geldi. Beklediğimden çok çok daha az. Talisman'da mesela ortalık yıkılıyordu, havaya kalkmıştı. Hatta perdeyi kapatmıştık. O zaman bile ses geliyordu. Bunda hiç perdeyi kapatmanıza gerek yok. Gayet keyifli bir şekilde gidebilirsiniz. Bu konuda güzel. Bunu artı olarak yazıyoruz. Ses yalıtımını, rüzgar yalıtımını ben çok beğendim arabada. Rüzgarsız yanına, üstünden, yönünden problem yok. Ama abi motor sesi hep var. Motor sesi hep var. Baksana şuna ya. Yani o uğultu geliyor motordan. Maalesef böyle bir durum var arkadaşlar. Ve 2000 devirdeyiz. Devir de çevirmediğimiz halde. Bu durum maalesef bulunuyor. Ama geri kalan ses konusunda hem yol hem de rüzgarsız konusunda gayet iyi. Bence bir SUV olarak gayet güzel durumda. Çünkü normalde yüksek araçlarda böyle rüzgarsızını çok kolay kesemezler. Bunda kesmişler. Şöyle yolumuza doğru bağlanalım. Arkamızdan bir tır geliyor hatta. Biraz hızlı bağlanmak istiyorum mesela diyelim. Bizim çukuru yine kapatmışlar ama birkaç ay sonra yine açılır. Sürekli girdiğimiz çukur var ya arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, vites geçişlerini çok beğendim. Hiç sarfına yok vites geçişlerinde. Pıtır pıtır geçiyor EDC. Herhangi bir sorun yok. Bu araba bak ben sana söyleyeyim şeyle. Servis bakımı falan olabilir bak bu araba. Yani böyle bir... Evet, o
Biz alana kadar hep servisleri zaten yapmış. Değil mi? Çünkü bak ya abi arabanın belli oluyor kondisyonları, anladın mı? O mesela bunun bir de motoruna şey denemek lazım. İşte Likmoli ile bir de Seratec ile böyle değişiklik yapacaksın. Aynı ben BMW'de yaptım. Belki o zaman ses biraz daha azalabilir. Olabilir yani. Evet, denemek lazım. Tabii dizeller arkadaşlar biraz ses için fazla etkenler var. Onlar değerlendirmesi gerekiyor. Dediğim gibi bak hatta şöyle boşalayım. Görüyor musun abi ses ne kadar fark ediyor? Yani motor ortadan kalktığında ses çok fark ediyor. Virajına baktık. Yakıt konusunda şunu da bakmak istiyorum. Ben şimdi bu dakikadan sonra aynı kendim kullanıyormuş gibi kullanacağım. Yani kendi araçlarımı standart nasıl kullanıyorsam öyle kullanacağım. 7.4 litre şu anda bir ortalamamız var. Bence bu kullanımımıza göre gayet iyi 7.4. Sonuçta kocaman bir araç var. Bir de bunu tekrar bir sıfırlayayım bakalım normal kullanımda kaça düşecek. Hatta 7.3 oldu şu anda. Evet şu anda sıfırladım. Aracı teslim edeceğimiz yere kadar aynı şekilde sürüşünü yapalım. Volvo bizde büyüyüz ha. Biraz da şeye benziyor fark ettin mi? Volvo XC90'lara benziyor hafiften. Onun biraz daha yuvarlatılmış hali. XC90'lar daha keskin hatlarda ama şey olarak, tarz olarak, tip olarak andırıyor. Şunu söyleyeyim. Yani bu aracı aldığınızda diğer o C segmenti araçlardan farklı ne hissedeceksiniz? Mesela diyelim ki şimdi bu fiyatlar normalde bu arkadaşlar bunun fiyatı 1.100.000 civarında bir fiyatı var arkadaşlar bu aracın. Şimdi 1.100.000'e ne var? 3.800 vardır. 3.800'ler falan gelir. Şu durum var. İçeride çok ferahsınız. Mesela onlarda böyle biraz daha hatta sportif versiyonları aldığınızda sizi boğan bir yapı oluyor. Mesela en basitinden şu direkler biraz daha üzerinize geliyor. İçeride her yer ulaşılabilir mesafede oluyor. Ben mesela şu anda şurada kıp koluna, cam koluna ulaşamıyorum. Hatta çoğu arabada ne yaparsın biliyor musun? Yaslandığında elini sağa attın mı direğe çarparın. Evet. Bunda mesela mümkün değil. Ya o genişlik farkını hissediyorsunuz. En farklı durumlardan biri de yükseklik farkını hissediyorsunuz. Bakın yanımızdan 5800 geçiyor. Aslında bu arabanın birebir rakibi. Yükseklik farkını kesinlikle hissediyorsunuz. Onu net sizlere söyleyebilirim. Başka değinebileceğim. Mesela ama 3800'lerin falan ses yalıtım bundan iyi. Tabi burada Renault'un işte o garip motor teknolojisi var. Yani adamlar işte 3 tonluk bir arabaya koysan yine 5 litre yaktırıyorsun bir şekilde. Yakmıyor arkadaşlar. 1.5 motorlar, 1.6 motorlar yakmıyor. Motor konusunda detaylarını bilmiyorum arıza konularını. İlla ki bu arabayı uzun yıllardır kullananları vardır. Onlardan da yorumları merak ediyorum. Sizler şunu da sormak istiyorum. Sizler C segmenti bir SUV mi tercih ederdiniz yoksa Renault'un bu D segmenti SUV'sini mi tercih ederdiniz? Bunu yorumlara yazmanızı istiyorum sizlerden. Durumlar bu şekilde. Umarım sizlere yararlı video olmuştur. Artık videoyu sonlandırıyorum. Bir Koleos aldığınızda rahat bir sürüş sağlayabileceksiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar şundan da bahsetmek istiyorum. Bu araç da şu anda satılıkmış. Eğer ki düşünenleriniz varsa ben ilanını alt tarafa koyarım. Bakarsınız sizler de değerlendirirsiniz. Bilginiz olsun bu konuda. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gökhan'cığım teşekkür ederim. Senin kanalda koyuyorum. Arkadaşlar o tarafta da eğer ki böyle Clio'lara meraklıysanız, bir aracı söküp takmaya meraklıysanız, özellikle ben buna eskiden meraklıydım. Sonra abi elimde kalanlar yüzünden vazgeçtim. Yani şöyle söyleyeyim sana, Astra'ya LED ampul takacaktım. Gece uğraştım beceremedim. Farın içine bir de çöplüğü kaçırdım. Eyvallah. Üzerine gittim sabahında servise para verdim taktırdım abi. Yani böyle bir yeteneğiniz varsa ellemeyin. Ama ya da işi bilenlerden izleyip yapmayı deneyin ya da onlara götürün. Öyle söyleyeyim sizlere. Çünkü cidden yapacağım derken bozuyorsun abi. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.